Hepinize merhaba. Bugün Human Centipede hakkında konuşacağız. Bugüne kadar yüzlerce rahatsız edici film izledim. Ama içlerinden en orijinal konuya sahip filmlerden bir tanesi İnsan Kırk Ayak. Gerçekten filmin konusu bile sizi izlemeye itiyor. Sinemanın bu yönünü çok seviyorum. Çoğu insanın aklından bile geçiremeyeceği fikirleri çekip önünüze koyuyor. Birçoğunuz filmin konusunu biliyor ama ben yine de bilmeyenler için çok kısa bahsedeyim. Hastalıklı bir cerrah insanları birbirine dikerek insandan bir kırk ayak yapmak istiyor. Aynı bu resimdeki gibi. Önce bu fikri köpeklerine deniyor ama köpekler kısa sürede ölünce bu fikri insanlar üzerine denemek istiyor. Sonra yakaladığı üç kişiyi birbirine dikiyor ve insandan bir kırk ayak yaratıyor. Biz de bu hasta adamın yaptıklarını izliyoruz. Film aslında önce aşırı derecede klişe başlıyor ama ikinci yarısında bayağı açılıyor ve seyirciyi ekrana kilitliyor. O kızların direkt doktorun evine gelmesi falan klasik bir Amerikan filmi başlangıcı. Neyse ki film çok kısa sürede kendini toparlıyor. Filmdeki doktor karakteri tam bir sadist. Tabi sadistliğin yanında narsizm ve sosyopatlık da var. Filmde bunlar belirtilmiyor ama bunlar benim tespit ettiğim şeyler. Karakterimiz aslında insanlar acı vermekten çok acı verdikten sonraki tepkileriyle tatmin oluyor. Mesela insanlar yatağa ilk bağladığında sizden kırk ayak yapacağım deyip ameliyatı nasıl yapacağını anlatıyor. Ve insanların korku içinde onu izlemelerinden, çığlık atmalarından büyük az duyuyor. Karakter sadece sosyopat olsa hiç bunu anlatmadan direkt ameliyatı gerçekleştirir. Bu üç kişiyi birbirine diktikten sonra ilk yürüttüğü sahnede başarılı olduğunu görünce aşırı tatmin oluyor. Hatta o ana özel takım elbise giymiş ve bir kutlama hazırlamış. Adamın narsistliği o kadar büyük seviyede ki ameliyatı başarıyla yaptığı için kendi kendini tebrik ediyor ve aynadan kendi yansımasını öpüyor. Adeta kendine aşık. Bu yüzden yaptığı ameliyatın başarılı olduğunu gördüğünde sevinçten çılgına dönüyor. İnsanlarla oynamak da aşırı hoşuna gidiyor çünkü insanlarla oynadığında kendini tanrı konumuna koymuş oluyor. İnsanlarla oynamak bir narsistin en bayıldığı şeydir. Hatta Japon karakter adama sen kendini tanrı mı sanıyorsun diye bağırıyor. Bahçede insandan yaptığı kırk ayağı köpek gibi eğitmeye çalıştığı sahnelerde bayağı iyiydi. Ve bir o kadar da ağır sahnelerdi. İnsanların bir köpek gibi kendisine itaat etmesinden büyük az duyuyor. Kırk ayak eğer onun dediklerini yaparsa zevkten dört köşe oluyordu. Bu saydığım davranışlar adamın ne kadar hasta bir beyne sahip olduğunu bir kere daha hissettiriyordu. Karakteri başka filmlerdeki gibi dümdüz kötü yaparak geçmemişler. Sadece psikopatlıklar yapan bir adam göstermek yerine bu şekilde davranışlarla müthiş bir karakter inşası yapmışlar. Film tarihindeki en hastalıklı beyne sahip kötü karakterlerden bir tanesi olabilir. Adamın yaptığı her harekette bir psikolojik alt metin var. Zaten eğer bunları iyi okursanız filmden daha fazla keyif alıyorsunuz. Doktorun Alman olması da Nazilere gönderme, hatta Japon çocuğa da kamikaze diye hitap ediyordu. Filmdeki tüm oyuncular amatör ama bence doktora oynayacak adamı çok iyi seçmişler. Adamın yüzüne baktığında direkt bir psikopatlık olduğunu seziyorsun. Onun dışında doktorun evi de çok güzel dizayn edilmiş. Adamın ne kadar hasta ruhlu olduğu evindeki tablolardan bile anlaşılıyor. Evin her köşesinde birbirine yapışık bebekler, ameliyat sırasındaki bebekler gibi bir sürü garip tablo var. Böyle hastalıklı karakterleri işleyen filmlerde karakterin evinin de aynı şekilde dizayn edilmesi benim çok hoşuma gidiyor. Daha eve girdiğinizde zaten her şeyi anlıyorsunuz. Karakterlerin yüzündeki dikiş izleri de bayağı iyi yapılmış hatta kusursuz bile diyebilirim. Çok gerçekçi duruyordu. Üç karakterin zamanla birbirleri arasında oluşan dayanışmada çok güzel bir detaydı. Hepsi aynı durumda olmasına rağmen olabildiğince birbirlerine karşı yardımcı olmaya, destek olmaya çalışıyorlardı. Yani sadece kendileriyle ilgilenmek yerine birbirini de motive etmeye çalışıyorlardı. Tabi ellerinden geldiği kadar. Çünkü bir yandan da beraber hareket etmeseler o durumdan kurtulamazlar. Çünkü hepsi birbirine bağlı. Polisle doktorun arasındaki çatışma da biraz yapaydı. Özellikle polisler çok fazla aptallık yaptı. Kan görmelerine rağmen, evdeki kokuyu fark etmelerine rağmen adamın hala üstüne gittiler. Dışarı çıkıp ekip falan çağırsalar herkes kurtulacaktı. İşte bu da başta bahsettiğim klişe sahnelerden bir tanesi. Ama neyse ki sonradan yine hikaye kendini toparlıyor. Doktor polisleri alt etse de son anda kendisi de ölüyor. Öyle bir durumdan o halde kurtulabilmesi saçma olurdu. O yüzden ölmesi bence filmi daha iyi yapıyor. Ortadaki kız kurtuldu mu diye düşünüyorsanız evet kurtuldu çünkü ikinci filmde kendisi de var. Ben ikinci filmi de izlediğim için yaşadığını biliyorum. Evet film hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Film bence sinema tarihi açısından da çok önemli bir yere sahip. Bu yüzden rahatsız olmayacaksanız kesinlikle izlemenizi öneriyorum. Bu filmin ikincisini ve üçüncüsünü de inceleyeceğim. Eğer izlemek isterseniz abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.